Sevgili gençler, bugün size redoksiyometrik reaksiyonların denkleştirilmesi ile ilgili örnek vereceğim. Reaksiyonların basit yöntemlerle denkleştirilmesini diğer videoda örneklerle göstermiştim. Ancak bazı reaksiyonlarda ne kadar çaba gösterseniz de reaksiyonu sadece kat sayıları koyarak denkleştiremezsiniz. Bazı redoksimetrik reaksiyonların denkleştirilmesi oldukça zordur. Bu nedenle size redoksimetrik bir reaksiyonun denkleştirmesini göstermeye çalışacağım. Demirin nitrik asitte olan reaksiyonunu örnek olarak denkleştirmeye çalışalım. Demir nitrik asitle reaksiyona girince demir nitrat, diazotrioksit ve su oluşturmaktadır. Öncelikle reaksiyondaki bütün atomların yükseltgenme basamaklarını belirlememiz gerekir. Atomların yükseltgenme basamaklarının belirlenmesiyle ilgili hazırladığım videodan da yararlanabilirsiniz. Reaksiyona giren demir serbest element halinde olduğu için sıfır yükseltgenme basamağındadır. Nitrik asit içindeki hidrojen artı bir, oksijen ise eksi iki yükseltgenme basamağındadır. Buradan azotun yükseltgenme basamağını bulmak için oksijen üzerindeki eksi yükü bulmamız gerekir. Oksijen burada eksi 2 çarpı 3 eşittir. Eksi 6 yükünde. Hidrojen bileşiklerinde hidrolleri hariç ki bunlar özel bileşiklerdir. Daima artı 1'dir. Oksijenin üzerindeki eksi 6 yükünden bir tane hidrojenin yükünü artı 1'i çıkartırsak geriye azotun artı 5 yüklü olduğu meydana çıkar. Aynı şekilde diğer bileşiklerdeki atomların yüklerini bulursak reaksiyondaki bütün atomların yükleri bu şekilde bulunmuş olur. Diğer atomların da yükseltgen ve basamağını belirledikten sonra indirgenen ve yükseltgenen atomları belirlememiz gerekiyor. Burada yükseltgenen atom demir, indirgenen atom ise diazot trioksit içindeki azottur. Demir sıfır basamağından artı 3'e yükseltgenmiş, azot da artı 5'ten artı 3'e indirgenmiştir. Ancak azotun bir kısmı demir nitrat içinde indirgenmeden kalmıştır. Yükseltgenin atom ile indirgenin atomların elektron alıp verdiği yarı reaksiyonları yazmamız gerekir. Yükseltgenme yarı reaksiyonu demir sıfır yükseltgenme basamağından 3 tane elektron vererek artı 3 yükseltgenme basamağına yükseltgenir. İndirgenme yarı reaksiyonunda azot artı 5 yükseltgenme basamağından 2 elektron alarak azot artı +3 yükseltgenme basamağına geçer. Bu yarı reaksiyonlarda atomların moleküldeki rea sayılarını eşitlemeliyiz. Demir nitrat molekülünde bir tane demir vardır. Bir tane demir atomu 0 yükseltgenme basamağından +3 yükseltgenme basamağına yükseltgenmiştir. Azot atomlarına baktığımızda reaksiyondan çıkanlar arasında iki tür azot bileşiği vardır. Başlangıçtaki nitrik asitteki azotların bir kısmı demir nitrat bileşiğinde indirgenmeden kalmıştır. Diğer bir kısmı ise indirgenmiş halde diazot trioksit bileşiğini oluşturmuştur. Bu bileşikte iki tane azot atomu ikişer tane elektron alarak artı 5'ten artı 3'e indirgenmişlerdir. Daha sonra azotun aldığı 4 elektrona karşılık 3 elektron ile yükseltgenen demirin aldığı elektronlarının eşitlenmeleri için yarı reaksiyonları uygun katsayılarla çarpmamız gerekir. Birinci reaksiyonu 4 katsayısı ile, ikinci reaksiyonu 3 katsayısı ile çarparız ve iki reaksiyonu alt alta toplarız. Sonuçta indirgenen ve yükseltgenen atomların başına katsayılarını koymuş olduk. Aynı kat sayıları reaksiyonda da aynı atomların bulunduğu bileşiklerin önüne koymamız gerekir. Bu durumda demir eşitlenmiş görünmekte ancak reaksiyondan çıkanlardan redoksa katılmamış azotların eşit olmadıklarını görürüz. Reaksiyonun sağındaki azot atomlarını topladığımızda reaksiyona giren azot sayılarından farklı olduğu için azotların denkleştirmeleri gerekir. Bunun için sağdaki azot sayısı 18'e varacak şekilde soldaki nitrik asit önüne 18 kat sayısını koyarız. Şu durumda demir ve bütün azotlar eşitlenmiştir. Oksijenlerin sayısını eşitlenmiş mi onu da kontrol etmemiz gerekir. Reaksiyonun solunda 3 çarpı 18 eşittir 54 oksijen vardır. Sağında ise 46 oksijen bulunmaktadır. Suyun önüne 9 kat sayısını koyarsak oksijenler de eşitlenmiş olur. Hidrojen sayılarını da sayarsak reaksiyonun solundaki nitrik asitin önünde 18 kat sayısı olduğundan 18 hidrojen mevcuttur. Sağ tarafta da suyun içinde 18 hidrojen olduğunu görebiliyoruz. Sonuç olarak reaksiyonumuz denkleşmiştir. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Takip ve beğenme tuşlarına basmayı unutmayın.